Selamünaleyküm dostlar, ben Sabri. Yine bir değerlendirme videosu ile karşınızdayım. Bugün kullanırken çok keyif aldığım bir modeli sizlere anlatacağım. Poco X6 Pro. Ödediğim paraya göre gerçekten dolu dolu bir cihaz satın aldığımı söyleyebilirim. Bu cihazın ülkemizde 8256 ve 12512 şeklinde iki farklı varyasyonu bulunmakta. Ben arada çok büyük fiyat farkı olmadığı için 12'ye 512 olanı tercih ettim. Eğer satın almayı düşünüyorsanız size de bu yönde tavsiyede bulunabilirim. Cihaz özellikle işlemci bakımından rakiplerinden sıyrılan bir özelliğe sahip. İçerisinde MediaTek Dimensity 8300 Ultra kullanılmış. Bu işlemci video düzenlemek, oyun oynamak gibi yüksek işlem gücü gerektiren işlemlerin rahatlıkla altından kalkabiliyor. Hatta birkaç yıl boyunca kullanıcılarına hiçbir şekilde sıkıntı yapmayacak çok performanslı bir işlemci. Isınma konusunda da tabii ki yüksek güç gerektiren işlemler yapmak istediğinizde ısınma hissedilebilir düzeylere ulaşsa da kesinlikle o aşırı dediğimiz düzeylerde değil ve günlük kullanımda da zaten telefonda hiçbir şekilde ısınma hissetmiyorsunuz. Cihazda LPDDR5X standardında RAM kullanılmış. Bu hızdaki RAM'ler genelde uygulama geçişleri ve video düzenleme konusunda bizlere bariz bir artısını hissettiriyor. Aynı şekilde depolama biri de UFS 4.0. Bu da yüksek okuma yazma hızlarına sahip olduğunu bizlere söylüyor ki bu cihazda özellikle düzenlediğiniz videoyu dışa aktarırken bunun etkilerini göreceksiniz. Pil sekmesine girdiğinizde performans, dengeli ve güç tasarrufu modları ile karşılaşacaksınız. Tabii ki ultra güç tasarrufu modu da var ama oraya değinmiyorum. Bu 3 mod arasında bir seçim yaptığınızda işlemci ona göre droplanıyor. Yani hızı kesiliyor. Bu sayede pilinizin daha uzun süreler gitmesi sağlanıyor. Peki aklınızda şöyle bir soru takılabilir. Bunlarda ne kadar sıkıntı yaşıyorum? Aslına bakarsanız bunu sadece benchmark testlerinde görüyorsunuz veya yüksek işlem gücü gerektiren uygulamalarda görüyorsunuz. Mesela düzenlediğiniz bir videoyu dışarı aktarmak istediğinizde sizlere önerim performans modunu almanız yönünde olacaktır. Çünkü aradaki farkı hissediyorsunuz. Ama güç tasarrufu modunda ürünü kullanırken donma, kasma, uygulama çökmesi, yavaşlık, uygulamalar arası geçişte yavaş olması gibi herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Gönül rahatlığıyla güç tasarrufu modunda da bu ürünü kullanabilirsiniz. Çünkü işlemcisi gerçekten çok güçlü. Bağlantı konusunda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC gibi günlük hayatımızda kullanacağımız kablosuz bağlantı özelliklerinin tamamını gayet iyi bir şekilde başarabiliyor. Özellikle eski Xiaomi modellerinde Wi-Fi konusunda kronik bir problem olduğunu biliyoruz. Ama son 1-1,5 yıldır bu Wi-Fi konusunun bayağı bir üzerinden geçmiş Xiaomi. Hatta benim son zamanlarda kullandığım telefon markaları arasında en iyi Wi-Fi bağlantısını Xiaomi cihazların sağladığını söyleyebilirim. Özellikle iPhone'larda Wi-Fi sinyalleri arasında geçiş yaparken büyük sıkıntı yaşıyordum. Ama Xiaomi'ler genelde en çok sinyal gelen antene doğru bağlanma konusunda gerçekten çok başarılılar. Zira evimde birkaç tane dağıtıcı olduğu için bunun etkilerini ben hissediyorum. Bunun haricinde konumlama servisleri konusunda da gayet iyi. Birine konum gönderdiğimde hani hızlı bir şekilde konumu bulup anlık olarak gönderebiliyorum. Bağlantılar, donanım ve pil konusunda da gerçekten çok iyi. Cihazın içerisinde 5000 mAh pil var. 67 watt hızlı şarj adaptörü ile de hızlı bir şekilde doldurabiliyorsunuz. Bir günü rahatlıkla tamamlıyor bu pil. Ama benim her zaman dediğim gibi Xiaomi'nin sunduğu rakamlara ben çok fazla güvenmiyorum. Zira başka bir telefonda 5000 mAh pil nasıl gidiyorsa bu telefonda biraz daha az gidiyor diyebilirim. Ama genel anlamıyla normal kullanımda 1,5-2 günü bulabilirsiniz. Yoğun kullanımda ise sizi kesinlikle yarı yolda bırakmayacak bir pil kapasitesine ve pil tüketimine sahip olduğunu söyleyebilirim bu telefonun. Ekran özelliklerine bakacak olduğumuzda 6.67 inç büyüklüğünde OLED panel ile beraber geliyor. 120 Hz yenileme, 1920 Hz PWM karartma var bu telefonda. Yani düşük parlaklıklarda kullanmak isterseniz göz sağlığınızı da koruyacaksınız. Ekran çözünürlüğü 1220x2712. Bu çözünürlükle beraber 446 ppi'lik piksel yoğunluğuna sahibiz. Şimdi bu telefonun ekranın yeterince keskin olduğunu söyleyebilirim. 68 milyar 12 bit renk derinliğine sahip. Bu da gerçekten renk üretimi konusunda kendini hissettiriyor. Ama gel gelelim parlaklık konusuna. Belki bir önceki kullandığım telefonlar, daha doğrusu son zamanda kullandığım telefonlar çok üst düzey olduğu içindir böyledir bilemiyorum. Ama parlaklık
konusunda güneş ışığı altında bir tık daha parlak olsaydı dedim. Zirve noktası 1800 nit ama bizde sanki o 1800 niti anlık ve bölgesel olarak veriyor gibi geldi bana. Yani güneş ışığı altında bir tık daha parlak ekranı aramadım değil. Ama genel anlamıyla ekran kasa gövde oranı gibi şeylerden kesinlikle çok memnunum. Gelelim kameralar konusuna. Kameralar konusunda bu telefon çok olumsuz eleştirilmişti. Kameraya ihtiyacınız varsa Xiaomi'nin şu modeline yönelin, Redmi'nin bu modeline yönelin, işte Poco'dan uzak durun, ne bileyim bu telefon kamera telefonu değil gibisinden. Aslına bakarsanız o videoları da anlıyorum. Sonuçta insanlar sponsorluk alıyorlar, firmalar onlara para ödüyor ve istedikleri şeyi söylemek zorundalar yani. Artık onlara da bir şey diyemiyorum. Ne demek istiyorum ben burada? Şimdi bu telefon piyasaya çıktığında aynı dönemde Redmi 13 Pro Plus mıydı neydi? Yani bundan 2-3 bin lira daha pahalı bir telefonu piyasaya çıkmıştı. Ve yorumlarda genelde şunu görüyorduk, daha doğrusu videolarda. İşte kamera istiyorsanız onu, performans istiyorsanız bunu satın alın şeklinde. Aslına bakarsanız Poco X6 Pro kamera bakımından gerçekten çok başarılı. Zaten örnekleri de görmektesiniz. Evet, karanlık ortamlarda, ışık gerektiren ortamlarda bir miktar performansının daha yüksek olması gerektiğini fark ediyorsunuz. Ancak günlük işlerimizi rahatlıkla halledebileceğimiz çok başarılı bir kamera var. Çok giriş seviyesinde içerik üretmek istiyorsanız bunları da başarabilirsiniz. Düzgün ışık alacağınız ortamlarda video ve fotoğraf kaydederek bunu da başarabilirsiniz. Ben kameranın gerek optik görüntü sabitlemesinden, gerek ışık dengesinden, renklerinden vesairesinden çok memnun kaldım. 8 megapiksellik geniş açı ve 2 megapiksellik makro kamerası, özellikle 2 megapiksellik makro kamerası çok fazla eleştiriliyor. Ama zaten makro çekimlerde zaten objenin dibine kadar giriyoruz ve fotoğrafı da olabildiğince yakından çekiyoruz ve oranın da genelde hiçbir yerini kırpmadan paylaşıyoruz. Şimdi 2 megapiksel Full HD'ye tekabül ediyor. Yanlışım varsa beni düzeltin. Yani tamamen kullanılabilir bir çözünürlük. Ha dersiniz ki ya 5 megapiksel olsaydı kötü mü olurdu? Tabii ki kötü olmazdı. Hatta 50 megapiksel olsun makro kamerası, niye kötü diyeyim ki? Ama 2 megapiksel diye de olumsuz eleştirecek değilim. Burada görevini iyi yapıyor mu yapmıyor mu ben ona bakarım. Güzel. Video kayıt esnasında 4K 60 FPS'i aramadım değil, 4K 30 FPS ile sınırlıyız. Full HD 960p'ye kadar çekim yapıyor ağır çekimlerde ama kullanılabilir video olarak Full HD 240 FPS'i kullandım ben ağır çekimde. 960 biraz fazla oluyor, zaten çok karanlık oluyor. Ön kameraya gelecek olduğumuzda da burada 4K çekim yoktu. Full HD çekim var maksimum olarak. O da işimizi görüyor yani. Ön kamera konusunda çok fazla bir iddiası yok ama arka kameralar konusu da bence gayet başarılı bir telefon. Cihazın hoparlörüne değinmem gerekirse, hoparlör tamam, stereo hoparlör var. Oyun oynamak istediğinizde ses kasabiliyorsunuz. Hoparlör güzel. Sesini sizlere gayet iyi duyuruyor ama ses netliği konusunda yani öyle çok üst düzey bir şey beklemeyin. Evet, stereo olduğu için belli bir kalitede oluyor zaten. Ama rakiplerine baktığımızda işte Samsung'un bu fiyat segmentinde satılan telefonların hoparlörleri daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Ama bu telefonun da hoparlöründen genel anlamıyla hani her zaman verdiğim örnek, iki telefonu yan yana koyup da karşılaştırmadığınız, yarıştırmadığınız bir durumda genelde memnun kalırsınız. Ama hoparlör hani benim duyduğum kadarıyla öyle mükemmel seviyelerde değil. Ahize performansı da güzel. Xiaomi'lerde genelde bir yakınlık sensörü vardır. Kulağınıza götürdüğünüzde o ekran hemen kararmayabilir veya kulağınızdayken ekranın açıldığını görebilirsiniz. Bu problem nedense yıllardır Xiaomi'de çözülmedi. Halen aynı şey devam ediyor. Zaman zaman kulağınızdayken telefon ekranı aydınlanabiliyor. Yani o yakınlık sensörü bir türlü düzgün çalışmadı Xiaomi'lerde. Büyük ihtimal yazılımsaldır, tam bilemeyeceğim. Bu telefonda da aynı şey devam ediyor. Ama dediğim gibi bazı şeyler uygun fiyata satın alındığında bazı sıkıntılar görmezden gelinebiliyor. Bunun da bir şekilde üstesinden gelebiliyorsunuz. Malzeme kalitesine değinmem gerekirse bu cihazın iki farklı varyasyonu var. Bir tanesi benim elimdeki suni deri kaplamalı sarı olanı. Bir diğeri de gri ve siyah renk olacak şekilde Piano Black plastik kasaya sahip olan varyasyonlar. Şimdi siyah olanı genelde çok güzel dursa da sırf plastik olduğu için kimseye önermiyorum. Çünkü hem parlak yüzey hem plastik kasa çok çabuk çizilecektir. Gri olan tercih edilebilir. Orada da tabii çok çabuk çizilecektir ama gri olduğu için çizikleri az belli edecektir. Elimdeki sarı renkte ise suni deri olduğu için hem parmak izi bırakmıyor hem de çizilmelere karşı bir tık daha dayanıklı olacağını düşünmekteyim. Buna ek olarak kamera adasındaki bölüm de yine plastik olarak tasarlanmış. Mesela Poco F6 Pro
modelinde burası komple cam. Yani kamera adası da cam. Çok kaliteli. Tabii onunla kıyaslamıyorum ama yani yapılabilen bir şey. Çok da büyük maliyetin olacağını düşünmüyorum. Ki en azından kamera adası cam olarak tasarlansaydı, buradaki o siyah panel cam olsaydı çok daha iyi olurdu. Çerçeve tüm modellerde mat plastikten ve sert plastikten üretilmiş. Çerçeve yapısını beğendim açıkçası. Tuşa basım hissiyatları da güzel. Telefon genel anlamıyla elde çok ucuz hissettirmiyor ama plastik olduğunu tabii ki hissediyorsunuz. Öyle elinize aldığınızda aman mükemmel kaliteye sahip bir telefon demiyorsunuz. Çünkü metal ve cam değil. Onun yerine suni deri ve plastik kullanılmış. Benim elimdeki suni deri olanının siyah rengi olsaydı suni derili olanı piyasayı domine ederdi. Kesinlikle bu düşüncedeyim. Yani sarı çünkü herkese hitap etmiyor. Ben de zaten sırf kullanışlı olsun diye bu rengi aldım. Yoksa ben de gri ya da siyahı tercih ederdim kendi adıma. Ama uzun süreli kullanım için, parmak izi bırakmaması için ve çizilmelere biraz daha dayanıklı olması için bu rengi ve suni deri olan versiyonu seçmeyi uygun gördüm. Bununla beraber cihazda tam üst çerçevede bir adet kızılötesi portu bulunmakta. Mi kumanda yazılımı ile beraber cihazın içerisinde zaten yüklü geliyor. Bununla beraber klimanızı, televizyonunuzu kontrol edebiliyorsunuz. Bu zaten uzun yıllardır tüm Xiaomi ürünlerinde olan bir şey. Ve gerçekten kullanmaya başladıktan sonra yarın bir gün cihaz değiştirmek istediğinizde kızılötesi var mı diye arar oluyorsunuz. Gerçekten çok iyi. Eksik gördüğüm konulardan bir tanesi, bu fiyat segmentinde hiçbir telefonda yok demeyin. Var. S21 FE, evet çok eski bir telefon ama onun USB girişi USB 3.1 standardında ya da 3.2 Gen 1, tam hatırlamıyorum, sürekli isimler değişiyor. Ama burada USB 2.0 standardında bir Type-C portu bulunmakta. Şimdi bununla beraber görüntü aktarımı da yapamıyoruz. Yani görüntü aktarımını kablolu yapıp kayıpsız bir şekilde görüntü almak önemliydi bence. Ama burada bu yok. Xiaomi'nin zaten üst modellerinde bile zor karşılaştığımız bir özellik. Buraya konulmamasını yani çok da sıkıntı yapacak değilim ama olsaydı iyi olurdu. Benim genelde kullandığım bir özellik çünkü bu. Veri aktarımı, yani hiç görüntü aktarmasak bile kablolu veri aktarımı için iyi olurdu. Sonuçta içerisinde UFS 4.0 standartında bir dahili depolama var. Yani müziklerimizi, videolarımızı aktarırken burası USB 3.0 olsaydı çok iyi olurdu. Bunun eksikliğini ben hissediyorum. Tabii ihtiyaçtan ihtiyaca göre değişiklik gösterir bir durum bu. HyperOS arayüzü de gayet güzel olmuş. Eskiden kullandığım Poco ve Xiaomi cihazlara göre, özellikle Poco cihazlara göre bariz bir şekilde birçok hata düzeltilmiş diyebilirim. Bu işletim sistemi daha stabil olduğu gibi arayüzdeki bazı konularda geliştirilmiş. Mesela kendi kullandığım erişilebilirlik özelliklerinde bir takım şeyler yoktu. Bunların hepsi düzeltilmiş ve içerisine yerleştirilmiş. Muhtemelen ilerleyen zamanda daha da geliştirilerek, daha da üzerine konularak gelişecek bir işletim sistemi diyebiliriz HyperOS için. Bir ekosistem kurabiliyorsunuz bununla. İşte tabletinizi, telefonunuzu, işte saatinizi falan aldığınızda bir ekosistem kurabiliyorsunuz. Ancak şu anda ben ekosistem bakımından bariz bir şeyini görmedim. Artısını görmedim. Elimde tableti de var, saati de var. Tamam, saatle güzel haberleşiyor ama ne bileyim tabletiyle güzel haberleşmiyor gibi şeyleri söyleyebilirim. 4 yıl Android güncellemesi vereceklermiş sanırım. Yani verir vermezler. O kısmına çok bir şey diyemem. Ben güncelleme konusunda çok hassas birisi değilim. Eğer önemsiyorsanız 4 yılda güncelleme garantisi varmış bu ürünün. Genel olarak satın alınabilir, gerçekten güzel bir ürün. Şimdi bir özet geçmem gerekiyor. Videonun içerisindeki bazı kısımlarda hoparlörden veya ekran parlaklığından şikayetçi oldum. Evet, ancak bu işte 4-5 yıl önce satın aldığınız bir telefondan işte Poco X6 Pro'ya geçiş yapacaksanız sizlere çağatlamışsınız gibi gelecektir. Bunun detayını vermem lazım. Ben şu andaki rakiplerine göre veya yüksek bir model telefondan işte bunu satayım da cebime biraz para kalsın, bir de idaretenlik bir telefon alayım veya işte Poco X6 Pro alsam işimi görür mü diye soran arkadaşlarımız için bu yorumları yapmak zorundayım. Ama dediğim gibi çok eski bir modelden model yükseltme olarak geçecekseniz, mesela Redmi Note 9S Pro diyelim, değil mi? Eski bir model sayılır. Oradan buraya geçecekseniz hoparlörü de, ekranı da, her şeyini de çağatlamış gibi hissedersiniz. Nitekim daha eski modellerden geçerseniz o zaman farkı daha da fazla hissedersiniz. Yani bu fiyata satın alabileceğiniz çok güzel bir telefon. Yine de ben Xiaomi Türkiye'yi
Türkiye'ye özel uyguladığı fiyatlar bakımından eleştireceğim. Çünkü bu ürünler yurt dışında özellikle Samsung markalı cihazların yanında neredeyse yarı yarıya daha uygun fiyata satılırken ülkemizde Samsung markalı cihazlarla aynı fiyata satılıyorlar. Yani bu da bazı YouTuber'lar tarafından Türkiye'ye özel fiyat sunuyorlar gibi anlatılıyor ama Türkiye'ye özel fiyat sunan tek bir firma var, o da Samsung. Yani yiğit öldür hakkını yeme. Samsung bunu yapabiliyorsa bence Xiaomi de bunu yapabilmeli. Zira teknik servis konusunda Samsung kadar daha iyi değil. Yani Samsung kadar iyi bir firma şimdilik yok diyebilirim. Bunu da altını çizmek lazım. Türkiye garantili alırsanız ve büyük bir satıcıdan satın almanızı da tavsiye ediyorum. Ya gidip Xiaomi'nin kendi mağazasından alın, ya Hepsi Burada satıcısından, ya Amazon satıcısından veya işte Vatan Bilgisayar, MediaMarkt, Teknosa gibi satıcılardan alın. Kesinlikle pazar yerlerindeki o köşedeki bakkaldan satın almayın. Bunu bir daha söyleyeyim. Çünkü bu telefonların piyasada çok fazla yurt dışı ürünü var. Kaydettirip satıyorlar vesaire. Bu yüzden mağdur olmamak için büyük satıcılardan da almaya özen gösterin. Hani olur da cihazınız bozulur, bir şey olur, hani Allah korusun. O zaman en azından yetkili servisi işinizi görmese bile satıcı firmayla iletişim kurabilir veya tüketici hakemiyetine gidip paranızı talep edebilirsiniz. Tüm bunları anlattıktan sonra sanırım Poco X6 Pro ile ilgili her şeyi anlatmışımdır diye düşünüyorum. Yine de aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlardan her zaman bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince kendi deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Kağıt üzeri verileri de okuduk tabii. Çünkü hani bilen var, bilmeyen var, hatırlamak isteyen var. Bunları da söylemeye çalıştım. Genel olarak güzel bir telefon. Parmak izi okuyucu, ekrandan ön kamerayla yüz tanıma falan, bunlar zaten çok iyi çalışıyor artık. Buralara çok fazla değinmiyorum. Çok ütopik durumlar olmadığı durumlarda. Güzel bir telefon. Tavsiye eder miyim? Ederim. Parası olan alsın. Bu arada bu videoda herhangi bir işbirliği, sponsorluk falan yoktur. Bu telefonu kendi paramla satın aldım ve deneyimlerimi sizlerle paylaştım. Diyelim ve burada bitirelim artık. Abone değilseniz abone olup videoya yorum yazıp beğeni atarak da bizlere destek olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.